Ankara mikrofonundan herkese merhabalar. Yeni bir fuar programıyla Ankara Etkinlik bölümümüzde sizlerle birlikteyiz. Altın Park Anfa Fuar Merkezi'ndeyiz şu anda. Kamp, karavan ve doğa sporları fuarındayız. İçeride bizi birbirinden sevimli, birbirinden değerli ve birbirinden modern karavanlar bekliyor. Biz şimdi onları size tanıtacağız. Fiyatları açısından bilgiler vereceğiz. Kullanılabilirlikleri açısından da sınıflara ayıracağız. Geçen seneki kamp videomuzu izleyenler bilecektir. 3 kategoriye ayırıyoruz biz çekimlerimizi. En ucuz karavan, en pahalı karavan ve en modern karavan, en lüks karavan olarak bunları 3'e ayırıyoruz. Burada geçen seneki takipçilerimizden gelen yorumlara göre büyüklük küçüklük oranlarını ayırmak durumundayız. Çünkü herkes aynı şeyi söylüyor. Taşımada sıkıntı olmayacak motokaravan veya çekme karavanların küçüklerini daha çok çekin gösterin diye çok sayıda mesaj almıştık. Şimdi bu seneki programımızda umarım sizleri daha çok aydınlatabileceğimiz, daha çok hoşunuza gidecek modelleri içeride sizlerle birlikte inceleme fırsatımız olacak. Çok fazla uzatmadan açılış merasimini hep birlikte fuar merkezine girelim ve kamp, karavan ve doğa sporları fuarını hep birlikte gezelim. Evet, fuarımızın girişinde hemen bulunan kamp star. Hemen teslim ürünlerden. Detaylı çekimleri birazdan yapacağız. Hemen teslim monoblok karavanlarımızı şöyle dışarıdan gösterelim. Zaten yetkililerden de bilgiyi alırken burada sizinle paylaşacağız. Önce genel çekimlerimizi yapalım. Birazdan tekrar özel çekimlerimize devam edeceğiz. Bir önceki fuarımızdan hatırlayanlar olacaktır. Prefabrik ev, çelik ev, ahşap ev fuarımız vardı, hatırlarsınız. Çekiyor burada. Ev. Ev oluyor. Ne bileyim. Tırla mı çekiyor? Orada. Şu an önünde bulunduğumuz tiny house'ları daha önce izlemiştiniz. Tekrar tekrar bunları çekmeyeceğim. Bugün sadece karavanlarla ilgili bilgi vereceğim. Asil karavan 10 yıl su sızdırmazlık garantili diyor. Evet, karavanların bu sene geçen seneye oranla çok daha hızlı teslim edilebileceğini görebiliyorsunuz. Fuara girdik. İlk iki firmamızla da hemen teslim karavanları gördük. Büyük ihtimalle stoklar güncellenmiş. Burada da küçük sevimli bir tane karavanımız var. Çok tatlı. Minnacık, tek kişilik doğa tutkunlarını çekebilir. Evet, devam edelim yürüyüşümüze. Herkesin ilgiyle karşıladığı bu sene anladığım kadarıyla küçük karavanlar. Daha pratik, daha küçük karavanlar. Herkesin şu an daha çok ilgisini çekiyor. Fuarın ilk günü olmasıyla birlikte tabii yani önce gezip görmek isteyenler de buradalar. Genel itibariyle dediğim gibi gösterelim. Burada da daha kalabalık aileler için, daha büyük aileler için, daha uzun seyahatler için olabilir. Büyük karavanlarımız mevcut. Aynı paraya veya daha pahalı ödüyor. Şey var ya bizde. Atlamıyor.
Baba ne büyük araba. Gördüğünüz gibi en çok kalabalık kitleler hep küçük karavanların etrafında var. Geçen sene bu noktada Volkswagen grubunun kendi karavanları vardı. Fabrika çıkış karavanları tam bu noktadaydı. Bugün de Ertem karavan burada yerini almış. Birbirinden güzel motokaravan ve birbirinden lüks diyebilirim motokaravanlar da buradalar. Şimdi detay çekimleri birazdan yapacağız. İçlerini şu an özellikle göstermiyorum. Genel bir çekimimizi yapalım. Hemen ardından firma yetkilileri bize daha net, daha kesin bilgiler versinler. Yine görüyorsunuz motokaravanlar yoğun ilgi görüyor. Yani şu an ben de karavan alacak olsam bilmiyorum, hani karavan kullananlar daha iyi bilir ama kesinlikle motokaravan alırım. Fiyatları da burada görebiliriz. Üzerlerinde kampanyalı fuar özel fiyatları da var. Standart paket hemen kestim 120 bin TL. Donanımı da burada mevcut. Gördüğünüz gibi 170 bin TL. Evet, hemen teslim karavanlarının olması çok güzel bir şey. Yine burada hemen teslim 170 bin TL'lik bir karavan daha görüyoruz. Şu an içer çok içleri o kadar kalabalık ki karavanların, yani inanın çekim yapmak, detay çekim yapmak bizim için de zor olacak. Kolay gelsin. Modellerde daha köşeli karavanlar görüyoruz. Av karavan standında. Ve burada da tamamen ev şeklinde dizayn edilmiş. Çok sevimli girişi olan bir karavan görüyorsunuz. Son günlerde internet sitelerinde çokça rastlıyoruz bu tarz tasarımlara. Bu da gerçekten Pegasus'un başarılı bir modeli. Birazdan detay çekimlerini yapacağız. Standart paket 260 bin TL. Aksesuarlı opsiyonel pakette 320 bin TL. Birazdan geliriz burada tekrardan konuşuruz yetkililerle. Evet, şöyle bir modelimiz var. Fiyatlarını da gösterelim. Alfa model standart paket 160 bin TL. Opsiyonlu modeli 220 bin TL. Evet, yine çokça ilgi gören bir model bakıyoruz. Şu anda da belli bir dengeye ulaşmış. 150 bin TL fiyatında. Başımıza dert olacak. Bunun farkındayız ama bir şekilde çözeceğiz. Bir
Volkswagen Grup karavanlar biraz daha bana çekici geliyor. Çünkü araç gerçekten çok geniş ve daha geniş bir yaşam alanına sahip oluyor. ZTK karavanı standında da görüyorsunuz modellerimiz. Beş bir şey sergileniyor. Yine küçük ebatta karavanlar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Biraz daha iddialı, 10 yıldan 30 yıla çıkmış bir sızdırmazlık garantisi var. 215.000 TL. 30 yıl gerçekten çok iddialı bir süreç. Bu gördüğünüz karavan zaten poliüreye kaplanmış. Bakıyoruz yakından, poliüreye malzemesiyle kaplanmış bir karavan. Bunlara zırh diyorlar ama genelde zırh değil arkadaşlar. Poliüreye ayrı bir şey. Inca karavan, daha önce burada bir çekim yapmıştık. Geçen seneki fuar videomuzda. Yine çok iddialılar. Özellikle buraya geleceğiz ve detay çekim yapacağız. Kolay gelsin. Artık çok sık kullanmaya başladılar. Araçlar çizilmiyor, herhangi bir şekilde yalıtımında sorun olmuyor, ses geçirmiyor ama ağırlığı da arttıran bir nesne. Evet, Güney Karavan standındayız. Şöyle gösterelim afişlerini de. Gerçekten çok şık, çok modern bir dizaynda. Fuara özel 280.000 TL'ye satılan bir model var. Hemen yanında fuara özel 270.000 TL değerinde bir karavan modelimiz. Hemen dönüyoruz. 265.000. Genelde burada fiyatlar aynı. Ebatlar da tahminince aynı. Sadece opsiyonel malzemeler değişiyor. Anladığım kadarıyla birazdan detaylı bir bilgi alırız. Yükser karavan firması yine farkını koymuş ortaya. Evet, işimiz çok, çekimimiz çok. Bugün yorulacağız biraz. Çünkü gerçekten çok güzel modeller gelmiş bu sene. Geçen seneye oranla. Evet, Honda ekibi burada. Honda artık kendisini motosiklet sektöründe zirvelere taşımıştır. Burada da motosiklet sevenlere özel iddialı bir standla yerlerini almışlar. Buraya özel bir zaman ayıracağız. Evet,
benim modelini çok beğendiğim karavanlardan bir tanesi. Gerçekten de inanılmaz uygun bir fiyatla 229.500 TL bandında geniş, güzel, kullanışlı bir karavanla buradalar. Abi gel bir şey ikram edeyim ya. Niye gidiyorsun? Başkent Karavan, Ankara'nın firması. Başkent Karavan'a özellikle bir vakit ayırmanızı isterim fuara gelen arkadaşlar. Çünkü buraya birbirinden güzel 6-7 modelle katılmışlar. Evet, burada off-road tutkunu kamp sevenler için kompas modeli, kompas model bir şey, karavanla katılmışlar. Güzel, gerçekten inanılmaz iddialı ve heybetli duruyor. Şöyle yüksekliğini de anlamanız için göstereyim. Evet, gerçekten iki ayrı modelli anladığım kadarıyla fuara damga vuracaklar. Çünkü inanılmaz ilgi görüyorlar şu anda. Evet, genel çekimlerimizi burada bitirmiş olalım. Şimdi tek tek standlarımızı gezeceğiz. Bakalım burada bizi neler bekliyor olacak detay çekim.
Evet, fuar gezilerimize Güney Karavan standında devam ediyoruz. Tuncer ve yanımızda. Öncelikle fuara hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. 3 farklı modelle şu an buradayız. Evet. Fiyatlarımız gayet makul, çekme karavanlarla buradayız. Abi, bize kısaca firmanız ve burada bulunan modellerimiz hakkında bilgi verir misin? Ya biz Güney Karavan olarak yaklaşık çeyrek asırlık bir firmayız. Şu anda Ankara'da olan ikinci fuarına, birincisine de katıldık, ikincisine de katılıyoruz. Geçenki fuarda 2 tane modelimizi de temsil etmiştik. Şu anki fuarımızda 3 tane modelimizi getirdik. Tabii bundan başka modellerimiz de var ama burada olan modellerimiz hakkında kısaca bilgi vereyim ben size. Şu hemen önümüzde gördüğünüz GESI 404 modeli. Bu yine boydan boya gördüğünüz gibi cam, plexiglas'tan oluşmuştur. Önde açılır bir hazır camımız var. Bunun arka tarafında da yine balkon konsepti dediğimiz komple açılan bir cam. Oturduğunuz zaman arkadan manzarayı direkt seyredebileceğiniz bir mekan. Yine 4 kişilik karavanımız. 2 kişi arkada, 2 kişi önde. Çift yatak odalı dediğimiz konseptimiz bu. Bunun haricinde en büyük özelliklerinden biri de 2 tane büyük 40-60 havalandırmasının bulunması. Bunun haricinde iç kaplaması kavak kontradandır tamamen. İki taraflı laminat kaplıdır bunlar. Bundan başka aklıma gelen banyo alanımız var. Banyo alanımızda oldukça geniş bir banyo alanımız var. Yine tuvaletimiz standardın içerisinde, perde sineklik sistemlerimiz, basamağımıza kadar, 4 tane ayağımıza kadar bunlar standartlarımızı oluşturmakta. Standart donanımımız da aslında bayağı kalabalık görünüyor. Gayet kalabalık. Şurada standart donanımları okumaya kalksak bayağı bir 5 dakikamızı alır. Yani şurada da zaten görünüyor, çift yatak odalı, çift tavan havalandırmalı, balkon konsepti ve panoramik cam olan bir modelimiz. Ben karavanlara panoramik cam olayına bayılıyorum abi. Gerçekten evet. Bu çok önemli bir şey. Fuara özel fiyatlarımıza da indirim yaptık. Bununla da ilgili de bilgi verelim. Evet, yani GESI modelimiz 280 bin lira. Fuara özel fiyatımız standart dolanımlarda. Bunun haricinde bankayla ilgili 4 ay kredi kartına taksit yapma imkanımız da oluyor. Bu çok güzel. Kullanıcılar çünkü özellikle bunları soruyorlar bizlere. Evet. Hani teslimat nasıl olacak? Bunu da sorayım hakikaten, teslimat demişken. Biz şimdi Tuncer abi geldik, seninle oturduk. Burada pazarlık yaptık. Modelimizi seçtik, belirledik. Parada da anlaştık. Biz ne zaman alacağız abi karavan? Valla ilk gelen bunu alır. İlk gelen bunu alır. Zannedersem 2 tane daha elimizde. Ben şu fuardan bunu çıkarıp götürebilir miyim yani? Bunu götürebilirsiniz. 2 tane daha var. Onu da iş yerinden alıp götürebilirsiniz. Hazırda stoğumuz var gene bir tane. Yani birkaç tane var. Onun haricinde gelenler için de bir ay sonrayı. Ortalama bir ay mı abi? Yani bunun hazırlanması. 40 gün civarında teslim edebilir. Çünkü sırada karavanlar var. Ondan sonra. Türkiye'nin her yerine teslimatı. Tabii tabii, her yerine teslim edebiliriz. Tuncer abi çok teşekkür ederim. Bana vakit ayırdın. Çok sağ ol. İyi fuarlar diliyorum abi. Çok teşekkür ederim. Ederim. Fuardaki en ucuz karavanın önündeyiz şu anda. Gene başkentimizin ünlü firması. İlk fuarda da özellikle üstünde durmuştuk. Başkent Karavan firmasının standında şu anda en ucuz karavan fuar içerisindeki. Şurada gördüğünüz 4 kişilik standart bir yemek odası. Lavabo ve banyosu. Burası tekrardan yatağa dönebiliyor. Masayı katlayabiliyorsunuz şurada. Ekipmanları görüyorsunuz. Yine küçük bir mutfağımız, musluğumuz, elektrik tesisatımız, buzdolabımız, burada yukarıda dolaplarımız. Çok küçük, çok sevimli olmasının yanında 100 bin lira fiyatıyla şu an fuarın en ucuz karavanı. Şurada da özelliklerini size göstereyim. 2 kişilik değil ama burada 4 kişi çok rahatlıkla yemek yiyebilir. Şurada şöyle. Karşımıza gelecek ekranımızda soru ekranına yansıtılıyor. Şuradaki grubumuz ve şu anda bozuluyoruz.
Evet, en ucuz karavanımız. Hemen yanında. 33.500 lira fiyat. Bir karavanımız. Canlı canlı fiyatını yapıştırırken de göstereyim ben size. Zam geldi. Az önce zam geldi. Şaka şaka, zam yok. Başkent Karavan'da hep indirim var. Evet, içini de şöyle göstereyim. Bu biraz daha büyük, biraz daha şık, biraz daha geniş bir tasarım. Evet, Başkent Karavan'ın biz karavanlarını tek tek çekmeye çalışırsak çok zorlanırız. Fuara çok kalabalık gelmişler yine. Çok merhaba. Kalabalıklar. Her zaman. Merhabalar, Başkent Karavan'dan Eray ben. Şu an Ankara'da karavan fuarındayız. Daha ilk günden kalabalık bir süreç geçiriyoruz. Size ürünlerimizden bahsetmek istiyorum. Yanımızda Pixel modelimiz var. Pixel'de çok büyük bir kampanya yaptık. Şu an fuarın en ucuz karavanı Pixel, şu an 100 bin artı KDV, yani 120 bin TL'ye plexi camlı hem de güncellediğimiz fiber kabukla birlikte satışa sunduk. Şu an çok revaçta. Kavak kontra mobili olması da avantaj. Şu an satışlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Diğer modellerimizi de göstermek istiyorum size. Pixel'imizin dolusu. Pixel'e artık arka cam ve ön cam da yapabiliyoruz. Tavan eki de ekleyebiliyoruz. Bu da Pixel'imizin dolu olarak kullanabildiğimizi ve ekleyebildiğimizi göstermek için getirdik. Diğer karavanlarımıza geçelim. Hera modelimiz 4 kişilik bir aile için, büyük karavan isteyenler için ideal bir model. Hera modelimizde 3 metre 80 santim. Şu an fiyatı 225 bin TL. İçerisini de bir gösterelim isterseniz. Şimdi ise Aris Back modelini göstereceğim size. Yeni bir modelimiz. Bunu Başkent Karavancılar daha görmedi. Lansmanını yeni yaptık. Bu Aris Back modelimizi Aris 310 kullanıcılarının geri dönüşlerindeki isteklerine göre hazırladık. Ondan dolayı masa kısmımız arkada. Arkada kocaman bir cam koyduk ve camlarını plexi cam yaptık. Daha sonra ranza altı kapak ekledik ve en önemli hususlardan bir tanesi de ranzalardaki havasızlık. Ya burada bir hava alsak daha iyi olmaz mı denilen müşterilere de ranza başı camlar yaptık. Daha ferah ve daha geniş oldu. Masanın da arkada olması manzaraya karşı yemeğinizi yiyebilmek için daha da avantajlı bir konumda. Ve fiyat performans ürünümüze geliyoruz. Yanımızda Ares 310'umuz var. Yani Başkent Karavan'ın kalesi. Artık koskoca markalaşmış bir markadan bahsediyoruz. Yani Başkent Karavan'ı ne kadar çok tanıyorlarsa en az Ares 310 da o kadar tanınmış durumda. Ares'imizde her zamanki gibi fiyat performans nedir? Güneş paneli, buzdolabı, tuvalet dahil 240 bin lira. Fiber kabuk ve kavak kontra. Şu an bizim Başkent Karavan'ın her zaman en çok sattığı modeli. Ben Ares istiyorum ama ekonomik olmasını istiyorum. Eklentiler olmasın, daha uygun fiyatlı olsun. Ben daha sonradan doldururum diyen müşterilerimiz için de Ares Luna modelimiz burada. 205 bin lira şu an. Eklentiler olarak daha sonradan bütçenize göre eklemek istiyorsanız, boşalıp doldurmak istiyorsanız ideal bir karavan. Ve gelelim fuarın en çok ilgi çeken karavanına, Medusa modelimiz. Medusa modelimiz şu an 275 bin lira. Buzdolabı, tuvalet dahil. Bunda güncellemeler yaptık. Kabuk değişti, fibere döndü. Ranzada camlarımız mevcut. Banyomuz büyüdü. Ve ön çapraz camlarımız ve mutfak camımız eklenmesiyle bayanların en çok beğendiği model haline geldi. Şu an fiyatı 275 bin TL. Krem rengi ve retro havasıyla bayanların en ilgi çeken marka modeli.
Biraz Başkent Karavan'dan bahsetmek istiyorum. Fabrikamız Ankara'da, Sarayköy'deyiz. Türkiye'nin en büyük seri üretim yapan fabrikalardan bir tanesiyiz. Ayda 130 adet üretim yapıyoruz. Şu an 35 ülkeye ihraç durumundayız. Önümüzdeki aya kadar büyük ihtimalle 37 ülke olacak. Her geçen gün büyüyen, kendi öz sermayesiyle dönen ve her zaman önündeki bir senenin stoğuyla çalışan bir firmayız. Bu sebepten dolayı daha sağlam ve daha dik bir şekilde geleceğe bakıyoruz. Her gün kendimizi geliştiren bir firmayız. Hepinizi Başkent Karavan'a bekliyoruz. Bu güzel çekim için de teşekkür ediyorum. Sıfırlarımızdan da bahsedelim. Şimdi kullanıcı geldi, fuarda modelini beğendi, sizinle de fiyatla anlaştı. Ürünü ne zaman teslim alacağız? Ürünümüze göre değişiyor. Her ürünün periyodu farklı. Örnek veriyorum, Medusa istediniz, şu an bir ay içerisinde teslim edebilirim. RS310 istediğiniz 2-3 ay içerisinde teslim edebilirim. Pixel modelimize yeni bir bant açtık. Hızlı bir şekilde 1-2 ay içerisinde teslim edebilirim. Ama çoğunlukla müşterilerimiz şöyle çalışıyor. Sipariş verirken yarısını ödüyor, yarısını da teslimatta ödüyor. Bir de biliyorsunuz ekonomik olarak şu an zaten bir sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bundan dolayı müşteri şuna sıcak bakıyor. Evet diyor, ben diyor bunun yarısını öderim. Siparişimi veririm, yarısını da teslimatta öderim, o zamana kadar para biriktiririm deyip çoğunlukla müşterilerimiz Mayıs, Haziran önüne bir 6 ay katarak hareket ediyor. Biz de müşterilerimize diyoruz ki tamam, siz karar verin hangi aysa, biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mutsuz olmayan müşterimiz yok, hep mutlular, elimizden geldiğince de hepsini mutlu etmeye çalışıyoruz. Son olarak ben bir Medusa'dan da bir detay çekeyim alayım. Bitireyim. Tabii ki, buyurun. Özelliklerini göstereyim. Göz yaşındanması demek. Aslında hafta sonu dünyadaki bir klasman klasmanı. Hafta sonu kullanılan karavanları bir gün bir kaç tane kullanılanlar var. İçerisinde kuş tuvalet olmadan dışarıda mutfağa ve yaşantısına ihtiyacı olan karavanlarımıza verdiğimiz at. Aslında biz diyoruz. Dünya da diyor. Teşekkür ederim. Hemen yazalım. Sonra evet, fuar gezilerimize başladık. Şimdi Hüseyin Bey'in yanındayız. Hüseyin Köken Plaza firması bize karavanların da çeşitlerini getirmişler. Biz ilk başta sizinle yapmak istedik. Çünkü fuar genelinde gerçekten çok uygun fiyatlarla karavan getirmiştiniz. Ve özellikle biz onları resmettik. Hemen teslim ifadeleri kullanıcılar için çok önemliydi. Hüseyin Bey, kendinizden, firmanızdan ve karavanlarınızdan kısaca bahseder misiniz? Öncelikle merhaba. Köken Plaza olarak... Bu grupta, karavan grubunda çekme karavan, moto karavan ve alkoven olarak tüm karavan gruplarında hizmet veriyoruz. Ve tümünü kendi fabrikamızda üretiyoruz, tüm karavan gruplarını. Bizim buradaki en büyük artımız tüm her bütçeye göre
karavan, gördüğünüz fiyatlarda da göreceğiniz gibi her bütçeye göre karavan bizden almak, gelip hazır da hemen teslim ürünleri almak mevcut. Biz Türkiye'nin en fazla hazır karavan satışında filoya sahip firmasıyız. Hazır stoğumuz var. Ya 15'in üzerinde moto karavan, 60'ın üzerinde çekme karavan, Alcoven seçenekleriyle sıfırdan ikinci ele insanların her bütçeye uygun karavana ulaşabileceği bir firmayız. Bizi en bu karavan sektörüne en fazla ayıran en belirgin özelliğimiz bu. Tüm karavanlarda, tüm malzeme yapılarında karavanlarımız mevcut. MDF'sinden suntaleminden ahşabına, kontrasına kadar. Dediğim gibi olabildiğince geniş bir yelpazede bu grupta hizmet. Kullanıcı ve hedef odaklı projeleriniz hazır. Peki kişiye özel ürünler yapabiliyor musunuz? Bununla ilgili çalışmalarınız? Kişiye özel tasarımlar, firmalara özel tasarımlar, sürekli olarak ürettiğimiz gruplar bunlar. Hepsinde var. Tüm karavan gruplarında kişiye özel tasarımlarımız mevcut. Fiyatlarımız da gayet uygun. Şu anda burada olan modeller hakkında da kısa bilgi verir misiniz? Yani bu fiyatlara karavan bulabilmek gerçekten bizim için de bir sürpriz oldu. Şimdi şöyle, biz bu karavanları hem fuarlarda insanlara hani bu artık her şey pahalı algısını yıkmak için fuarlara özellikle çıkıyoruz ki normalde de bu fiyatlarda karavanımızı kendi firmamızda da çok rahat satabiliyoruz ama insanlarda da artık bu algının biraz yıkılmasını istiyoruz bu grupta. Hani karavanda illaki yüksek fiyatlı karavanımızla düşük fiyatlı karavanımızın arasında illaki farklar var ama biz insanlara cebindeki bütçeye göre de karavan alabileceğini burada gösteriyoruz. Yani birazcık öbürüne göre malzeme kalitesi biraz daha düşük oluyor. Ama tabii ki her grupta olduğu gibi bunda da fiyatı yükseldikçe kalite, aldığı hizmet daha da artıyor. Biz bu konuda burada gördüğünüz tüm fiyat gruplarında elimizde adetli şekilde hemen teslim olarak karavan sunuyoruz. Semih, çok teşekkür ederim. Vaktinizi ayırdınız. Yoğun bir günde çok sağ olun. Kolay gelsin. Fuar gezilerimize devam ediyoruz. Şu anda fuar içerisinde bulunan karavanlar arasında çok değişik, çok güzel, çok sevimli bir karavanın önündeyiz. Balkonuyla birlikte size doğada evinizin konforunu yaşatacak bir karavan
açık söyleyeyim fuarın en çok ilgi çeken ve en sevimli karavanın önündeyiz şu anda. Pegasus karavandan Emir Bey şu anda yanımızda, yoğun bir gün geçiriyorlar fuarın ilk günü. Biz de ondan biraz zaman istedik. Teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Hoş geldiniz diyorum fuara da. Hoş bulduk. Ben de size hoş geldiniz diyorum. Emir Bey, bize kısaca şu an önünde bulunduğumuz karavan dahil olmak üzere firmanızdan bahsedebilir misiniz? Pegasus karavan olarak Gaziantep firmasıyız abi. Yaklaşık 2 yıldır sektörün içerisindeyiz. Normal standart karavanlar normalde işe başladık. Sonra bir sektörde tutunabilmek için sektörde yenilik ve ilgi çekici bir şey yapılması gerekiyor. Biz de düşündük, mühendislik ve tasarımla bir araya gelerek yani devletin bize tanıdığı bu alanı nasıl değerlendirebiliriz diye düşünerek, insanların doğada evinde yaşadığı konforu hesaplayarak normalde standardın kendi ölçüsünden bir şey ödün vermeden ekstra ne yapabiliriz diye düşünerek buraya bir balkon tasarladık. Ölçümüze herhangi bir ödün vermeden bunu katlanılabilir bir şekilde tasarladığımız için burası bize 5 metreye 2.20 olarak bir alan oluşturuyor. Seyir halinde bunu katladığınız zaman 4.40'a 2.20'ye düşüyor. Burası aynı zamanda sadece balkon değil, çok amaçlı amaçlar için de kullanılabilecek bir alan oluşturuyor. Atıyorum mesela bir yere gittiğiniz zaman orada motorunuzu, bisikletinizi götürüyorsunuz. Buraya koyabiliyorsunuz onu. Burada güvenli bir şekilde onu da taşıyabiliyorsunuz yanınızda. Onun dışında bizim için karavan denilince insanlar tatile gidip iş sıkıntısı, streslerini yaşadıkları günlük hayattaki problemleri kafalarından atmaları için bunun daha açıcı, daha ferah bir hale gelmesi gerekiyor. Bizim için birinci önceliğimiz bu oldu. Onun için karavanın içerisinde olabildiğince yüksek yapmaya gayret gösterdik. İçeriye girdiği zaman müşterilerimiz de zaten anlayacaklardır o ferahlığı. Panoramik cam tavan ekstra olarak orada bir içeriye hem oksijen girişi hem bir ambiyans girişi olarak hem de gittiğiniz zaman gökyüzünün o güzel enerjisini de alabileceksiniz. Onun dışında aydınlatmalarla bir ferahlık sağladık. Onun dışında merak ettiğiniz sorular varsa ben cevaplamaya. Genelde bizim şu anda görüştüğümüz firmaların tamamında hazır stoklardan bahsediyorlar. Hemen teslim ürünlerden bahsediyorlar. Bizim izleyicilerimizin bu konuda en çok merak ettiği şey şu. Ben geldim, Emir'le görüştüm. Emir bizi burada ikna etti. Fiyat konusunda da anlaştık. Emir bize bu ürünü ne kadar sürede teslim etti? Abi şimdi bu deprem muhabbetlerinden dolayı da ülkemizin de başı sağ olsun bu arada. Çok ciddi bir talep patlaması yaşandığı için Bu da yeni bir ürün bu arada, bebek bir ürün, 3 haftalık bir ürün. Bir yoğunluk... İlk fuarına katılıyor. Yok, bu ilk fuarı değil, daha önce de fuarına. 3 haftadır... 3 haftadır andan beri fuarda. Olmaz ama Ankara'ya özel gelmesi. Öyle diyelim o zaman. Ondan sonra şey diyorduk herhalde en son. Teslimat. Abi şu an çok ciddi bir yoğunluk var. Öyle bir şey mevcut. Onun için biz 50-55 gün içerisinde teslim ediyoruz. Şu anda hazır stoklu bir ürünümüz değil. Siparişimizi alıp 55 gün içerisinde. Peki şu an önünde bulunduğumuz ürün, burada fuara özel kampanyalı fiyatını ne yaptınız? Şimdi onu da insanlar merak ediyor. Tabii söyleyelim. Normalde bu ürün şu an 430 bin lira. Fakat Ankara fuarına özel olarak 390 bin liraya alıcılarını bekliyor. 390 bin liraya önünde bulunduğumuz evinizin konforu ve rahatlığında bir karavana sahip olabileceksiniz. Ödeme koşullarında ne tür yardımlarda bulunuyorsunuz? Ödeme koşullarında bankalar öncesinde kredi veriyorlardı. Fakat şu an o durumlar kaldırıldı söz konusu. Onun için biz ona bir şey diyemiyoruz. Alıcının kendisiyle bankası arasındaki bir durum. Ama taksitlerini kendileri ayarlamak. Aynen öyle. Onun dışında da ödeme şu şekilde gerçekleşiyor. Anlaşma yapıldığı anda önden 1/3 ya da yarısı kadar bir ücret alınıyor. Devamı da teslimat anında gerçekleştiriliyor. Güzel bir yardım. Evet. Yani hem sizin aklınız kalmamış oluyor, hem ürününüzün hazırlandığını zaten göreceksiniz, görüyorsunuz. Satış sonrası hizmette Pegasus Karavan olarak her zaman sattığımız müşterilerimizin yanındayız. Onun dışında teslimatlarımız Türkiye'nin her yerine yapıyoruz. Gaziantep'e gelirlerse de baklavalarını, kebaplarını yerler. Biz şimdi geldiğimiz zaman biz orada misafir edeceksiniz. Tabii. Baklavanız, kebabınız Pegasus Karavan'da. Şu anda ürün de çok ilgi çekiyor. Bize daha fazla şey yapmayalım, müşterilerinizi de engellemeyelim. Ben bir müsaadenizle bir detay çekim yapayım, içeriği şöyle bir kullanıcılara göstereyim. Çok teşekkür ederim Emre. Kolay gelsin. Çok sağ olun.
Evet, fuar gezilerimize şu anda Shantigo firmasının standında devam ediyoruz. İlker Bey yanımızda, bize bu yoğunluğun içerisinde zaman ayırdı. Teşekkür ediyorum. İddia ediyorum şu anda gezdiğiniz fuar içerisindeki en lüks karavanın önündeyiz şu anda. İçeride inanılmaz bir tasarım var. Zaten detay çekimlerini ben yaptım. Bu röportajın hemen arkasına da detay çekimlerimi ekleyeceğim. İlker Bey, öncelikle fuara hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten inanılmaz bir stand, inanılmaz ürünler ve inanılmaz konforlu araçlarla buradasınız. Bize kısaca firmanızdan ve önünde bulunduğumuz araçtan bahsedebilir misiniz? Tabii ki de. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz diliyorum sizlere. İyi fuarlarınız olsun. Bizim için çok keyifli fuar bu arada. Yoğun talep var. Güzel de bir stand kurduğumuzu düşünüyoruz. Bizler Shantigo firması olarak İstanbul Pendik'te 3000 metrekare kapalı alanda ayda 22 karavan üreten bir camper van firmasıyız. Genelde çalışmış olduğumuz grup PSA grubu, yani Stellantis dediğimiz Citroen Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer 15 metreküp araçların dönüşümünü yapıyoruz. Genel itibariyle 16 iş gününde anahtar teslimlerimiz mevcut. SG5 aracımız için ise ortalama 2 ayda anahtar teslimlerimiz mevcut. Biraz önce müşterilerden de taleplerini duyduk. Aracı biz getirirsek ne olur? Şimdi biz fuar özelinde konuşalım biraz. Gerçekten dediğim gibi çok lüks bir karavanın önündeyiz şu anda. Çok güzel bir karavanın. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Şu anda önünde bulunduğumuz karavana izleyicilerimiz ne kadar bir ücret karşılığına sahip olabiliyorlar? Şöyle aktarayım. Hemen yanımda görmüş olduğunuz araç şu anda manuel vites, Citroen Jumper'ın üzerine dönüştürülmüş fiyatlandırmasıyla birlikte vereyim size. Önce şunu da açıklamam gerekir. Karavanlar sıfır olduğu için özel tüketim vergisi dahil edilerek bizler anahtar teslim fiyatı veriyoruz. Bu özel tüketim vergisi aracın sıfır halinin %4 ÖTV'sinin dışında motokaravan bedeli olarak alınan bir tutar. Devlet tarafına verilen bir ödeme bu. %41 artı KDV'dir. Araç özel tüketim vergisi ve dönüşümüyle birlikte normal şartlar altında 3.6 milyona alınan bir araç bu. Fuar özelinde tabii yine bayilerden ve tedarikçilerden verilen iskontolarla 300 bin gibi bir rakamda iskontomuz var. Yani şu an yanımda görmüş olduğunuz araç 3.3 milyona alınabilecek bir ürün. Fuar özel 300 bin liralık, evet, indirimde bence gayet makul bir indirim. Peki dediğim gibi az önce ben hep kulak misafiri oldum. Evet. Biz bayağı bir bekledik bu röportaj için. Şuraya bak, evet. Müşteriler soruyorlar, araç bizden olursa dönüşüm nasıl oluyor diye. Ne kadar oluyor? Şöyle, bizim genel tavsiyelerimizden çoğu kullanıcı ÖTV ödemek istemeyebiliyor. Tabii ki de biz de buna ödemesini istemeyiz. 2018, yani 5 yaş altında araç getirdikleri takdirde de dönüşümlerini yapıyoruz. Tabii yine PSA grubu olması lazım. Citroen, Fiat ve Peugeot. Kimisi 2020, kimisi 2019 getirebilir. Bizler yine dönüşümünü yapıyoruz. Tabii yine aynı şekilde 16 ile 2 aylık, yani 16 iş günüyle 2 aylık bir termin süremiz yine mevcut. Normal şartlarda ben fuarın çoğunu gezdim ve hemen teslim ürünler var. Herkes böyle kocaman kocaman hemen teslim yazmışlar ama onlar tabii bunun gibi motokaravan değil, çekme karavanlar. Ben geldim, İlker Bey'le oturdum, konuştum, anlaştım, fiyatta, evet, anlaştık. Hayır. Bana ürünü ne kadar sürede teslim edin? Hazır araçlarımız var. Tabii bizim şimdi 3 farklı klasmanda ürünümüz olduğu için SG4'ün normal 3 kategoride ürünü var. SG4 pop-up tavanlı ürünümüz var. Bir de yanımda görmüş olduğunuz SG5 ürünümüz var. Halihazırda araçlarımız mevcut. SG4 isteyenler, pop-up tavanlı isteyenler için hazır aracım var. Direkt alabilirler. SG5 için beklemeleri gerekiyor. 2 aylık termin demiş olduğum gibi. Bir de otomatik manuel vites ayrımı olduğu için sadece Fiat Ducato'larda otomatik vites var. Sırada şu an bekleyen kullanıcılarımız olduğu için yine otomatik vites tercih edenlerde de ortalama bir 16 iş gününün üzerine bir ay daha ekleme yapabiliyor olabiliyoruz. Aşağı yukarı aynı sürelere geliyor. 2 ay. Aynen öyle. Son olarak şeyi de sorayım. Tasarlarken üzerinde bulunan en çok durduğumuz şey konfor mu yoksa doğadaki ihtiyaçlar mı?
Şimdi ben hep konfor gördüm. Tabii tabii. Ya şöyle, Shantigo aslında 15 metreküplük dar bir alanda tekne, yani yat ustaların yapmış olduğu işçilikle hareketli zemin olduğu için trim sesinin çıkmaması, insanın sinirini bozacak ürün olmaması için yapmış olduğumuz bir tasarım. Bunun haricinde şimdi bir karavanda ne olur standartında? Tuvalet banyosu olur, buzdolabı olur, ocağı olur. Standart malzemeler aslında yapmış bulunmaktayız. Tabii biz Shantigo esintisi adı altında yine şifreli para kasası olsun, hidrolik denge ayağı olsun, pop-up tavan ihtiyaçtır onu katmayacağım, İşte dış kaplama olsun, bazı ürünleri ekstra olarak kolayabiliyoruz. Tabii dediğim gibi bu sade isteyen kullanıcılarımıza da bu tarz opsiyonları sunabiliyoruz. İlker abi çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Bize de bu yoğunlukta vakit ayırdınız. İnsanları da bekletmeyelim aracı görmek için. Çok kolay gelsin diyorum. Çok sağ olun. Sizlere de görüşürüz. Yarışmamız başlıyor. Katılmak isteyenler ellerinizi çabuk tutalım. Müthiş bir, keyifli bir yarışmamız başlıyor. Elinizdeki telefondan harika bir şekilde hazır olduğunuzu Google tarayıcınıza kahvaltı yazıyorsunuz. Şuradaki bakın Kastamonu, Ankara, Hatay, Ordu, Trabzon. Google tarayıcınıza Kastamonu, Ankara, Hatay, Ordu, Trabzon yazdığınızda gelen ilk siteyi tıklıyoruz. Tıkladıktan evet oyna. Oyna tuşu, üye ol değil. Evet, üye olmuyor. Üye olmamıza gerek yok. Yani kimsenin bilgisini almıyoruz burada, gerek yok. Oyuna katılacaksınız. Bu şuradaki pin numarasını girdiğiniz zaman bu oyuna dahil olmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla kayıtlarınız bizle alakalı değil. Biz soruyu soracağız. Gelen orada şıkları söyleyeceğiz. Siz orada telefonla o şıkı tıklayın. Doğruyu bilmek çok yeterli değil. Aynı zamanda doğru şıkı en hızlı dokunan. Yarışmayı kazanacak. Evet. Hazır mı herkes? Tekrar edelim, Google tarayıcınıza toplayayım. Kastamonu, Ankara, Hatay, Ordu, Trabzon, yani Kahot yazdığınızda gelen ilk siteye tıkladığınızda oyna seçeneği, üye ol değil, üye olmanıza yok. Oyna seçeneğini tıkladığınızda gelen sayfada şuradaki gördüğünüz 844 5122 pin numarasını girdiğinizde adınızı da yazarak tabii oyuna dahil olmuş olacağız. Sonra sorularımız gelecek. Çatır çatır bir yarışma yapacağız. Bakalım kim hem hızlı hem de doğru cevapları vermiş olacak. Çok keyif alacağız. Bunu birçok toplantılarda yapıyoruz. İlk defa Türkiye'de ilk defa bir fuarda yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Sizlerle de geri dönüşü söyleyeyim.
Hem de biz de bunu da ilk defa sizlerle beraber test etmiş oluyoruz. O yüzden keyifle. Hadi telefonlar çıksın. Google tarayıcı açılsın. Açmadı lan telefon nerede? Lütfen Google tarayıcıyı açıyoruz. Kahoot yazıyoruz tarayıcıya. Harika, oyuna dahil oluyoruz. Ondan sonra buyurun. Değerli misafirlerimiz, ekranda isminizi görüyorsanız beklemeye geçin. Sayfadan çıkmayın, koparsanız tekrar girme gereği duyarsınız. O yüzden burada ekranda isminizi görüyorsak hazırız demektir. Orada sabit bekleyeceğiz. Şahane. Bence ben gözlüğümü falan takmaya çalışmayayım. Sen oradan soru yok istersen. En güzeli. Ben buradan da hadi falan diyeyim. Evet. Sen söyle. Ödülleri söylüyoruz. Birinciye bir daha bilirim. Şube müdürümüz Fethi Bey. Birinciye ne veriyoruz efendim? Birinciye termos veriyoruz. Muhteşem bir 10 numaralı termos. Siyah olan. İkinciye İkinciye hemen Buse Hanım'ın birinci bu. Hemen alacak gidecek. Burada. Bardak. Evet. İkinci kamp bardağı. Nefis. Aynı zamanda bu şeyde tutuyor yani. Sıcakta tutar ya da soğuğu soğuk tutar. İkincinin ödülü. Üçüncüye de biz motosiklet kullanıcıların olmazsa olmazı. Sadece motosiklet değil. Hepimizin gerçeği. Aynı zamanda kampçıların boğazını tutuyorum. Şapka özellikle. Şapka öyle. Sen gözüme geldi. Kusura bakma. Buff önemli. Üçüncüye de buff. Evet. Tamam mıyız? Herhalde başka gelecek. Hazır mı? Kaç kişiyiz? Ya. Şu an 13 kişiyiz. 13 kişi oyunda var. 13 uğursuz rakamdır. Bir 13 daha ekleyelim. 26 olsun. Prova zaten bugün. Evet. Biz ha şey. Tamam. Evet. Biz de onu unutmayalım. Yani. Buyurun. Açtım. Evet. Başlama hazır mıyız? Nereye gittik? 14 olduk. Şahane. Evet. Yarışma başlıyor. İlk sorumuz gelsin. Ekran da geliyor. Soru oraya gelmeyecek. Geldi. N1 kategorisinden karavana dönüşümü yapılan araçlar hangi sınıfa girer? M1, M2, K1, K2. M1 kategorisinden karavan dönüşümü N1 kategorisinden İD1 kategorisinden karavan dönüşümü yapılan araçlar hangi sınıfa girer? Manisa 1, Manisa 2, Kastamonu 1, Kastamonu 2. Evet. Evet. Çoğunluk burada Manisa 1. Manisa 1. Bravo. Doğru çok güzel. Doğru cevabımız Manisa 1. Dostlar. Kimler bildi? El kaldırsın. Manisa 1. Bravo. Şahane. Evet. İkinci sorumuz gelsin. İkinci soruyu görmeden önce Nezi abi geç kalanlar var. Giremiyor mu oyunu? Yok hayır. Artık oyunu başlattık mı? Yarına. Bir tane denemiş olduk. Bir daha yapalım mı? Başlar. Olmaz. Herkes tekrar girmesin. Yarın bekliyoruz. Yarına. Yarın 2'de burada olacağız tekrar. Yarın 2'de nefis bir yarışma. Dostlar, bütün dostlar söyleyin. İkinci sorumuz gelsin. Mi? Şimdi ikinci sorudan önce Nezi abi sıralama gelecek. Evet. Ekranımıza. Bakalım. Göktuğ. Kim? Sen misin? Çok hızlı. Ya sen büyük kişisin be abi. Bu soruyu bilecek tabii ne olacak? 879 puanla Göktuğ Bey. Evet daha birinci soru. Şanslar devam ediyor. Şimdi ikinci soruya geçiyoruz. Lütfen. Bir yaşıklı bir soru. Çekme karavanlardaki lastik tipi hangisidir? A, B, C, D. Çekme karavanlardaki lastik tipi hangisidir? A, A, B, B, C, C, D, D. Evet, doğru cevap C. Evet, bayağı kullanıcımız yanılmış. Sıralamaya bakalım. Yine Göktuğ ve 1709. Bırakabilirim. Bak şike bak, birisi söylüyor bu adama. Yok, devam et. Kazanırsan seni saymayız yani. Saymayız. Göktuğ Bey birinci olduğu zaman birincinin ödülünü ben ikinciye vereceğim abi. Çünkü Göktuğ Bey bu işi çok iyi bilen bir arkadaşımız. Ödül birinci de tekrar ödülü göstereyim.
Birinciye Honda logolu muhteşem bir termos. İkinciye kamp karavanda kullanacağımız çok güzel bir aynı zamanda termos bardak. Üçüncüye de yine muhteşem bir puf geliyor. Harika. Evet, üçüncü sorumuz. Üçüncü soru geliyor. Doğru yanlış sorusu. Motokaravanlar B sınıfı ehliyetine kullanılır. Doğru mu, yanlış mı? Motokaravanlar B sınıfı ehliyetine kullanılır. Doğru mu, yanlış mı? Evet. Bir kişi yanlış demiş. Bir kişi yanlış demiş. Onu ifşa etmiyoruz. Bunu ifşa etmiyoruz. Evet. Sıralamaya baktığımızda sıralama evet. Aynı gidiyor. Aynı tabii gidiyor. TÜİK'in üçüncü, bravo, valla bravo. Benim bir kadın kullanıcımız, harikasınız. Hüso, abi siz, ya valla şike var orada. İkisi bir sayılır bunlar. Ayrılın, bence ayrılın. Evet. Dördüncü soru geliyor. Dördüncü soru, fazla yok. Zaten kaç soru vardı? 15 soru. 10 soru. Hafta sonu için kullanılabilen küçük karavan tipidir. Pull entegre, teardrop, semi entegre, minimum. Hangisi hafta sonu için kullanılabilen küçük karavan tipidir? Sorumuz bu. Pull entegre, teardrop, semi entegre, minimum. Burada da çeşitli evet. Cevaplar var bize. Çok güzel cevaplar gelmiş evet. Aslında şeyde. Ama bilen sayısı gene de yüksek. Şahane. Evet gidelim bakalım. Sıralamaya bakalım. Sıralamada bir değişiklik var. Ooo! Hüsnü alev aldı bu arada. Harika, bravo. Ölüşmüş. Gökte hocam ölüşmüyor mu? Ya hep kaybediyorum ya. Yavaş dedi. Evet, şahane. Doğru cevap. Teardrop. Türkçe karşılığı çok manasız. Gözyaşı damlası demek. Aslında hafta sonu dünyadaki bir klasman, karavan klasmanı. Hafta sonu kullanılan karavanları günlük, bir günlük, iki günlük kaçışlarda kullanılan karavanı teardrop deniyor. İçerisinde duş tuvalet olmadan dışarıda mutfağa ve yaşantısına ihtiyacı olan karavanlarımıza verdiğimiz at. Aslında biz vermiyoruz, dünya veriyor. Biz de zaten öyle bir hani hafta sonu için ayrı bir karavan tatil için ayrı bir karavan şansımız yok. Bir tane oluyor, onunla devam ediyoruz. Evet. Devam ediyorum. Doğru yanlış sorusu. İyi bir karavanın zemininde izolasyon olmalıdır. Doğru mu, yanlış mı? İyi bir karavan diyoruz buna. Zemininde izolasyon olmalıdır demişiz. Doğru mu, yanlış mı? Olur mu, olmaz mı? Onunla... Evet. Herkes cevapladı mı? Son bir kişi. Evet, bravo. Doğru cevap var. Bir kişi yanlış cevap vermiş. O ismi... Kim abi yanlış ismi? Harikasın. Şahane. İzolasyon gerek yok. Karavanda izolasyona gerek yok. Hep beraber işleyelim. Evet, sıralamaya bakıyoruz abi. Evet. Yine Hüso şahane. Vallahi öyle. Altıncı sorumuz geliyor. Evet. Doğru yanlış sorusu yine. Karavanlarda gaz tesisatı çelik ya da bakır olmalıdır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış mı? Karavanlarda gaz tesisatı en önemli yaşamsal bizim artık içerisinde yaşıyoruz yani. Orada tesisat çelik mi bakır mı olmalı diye bir sorumuz var. Çünkü bu gözler başka şeyler gördüğü için bu soruyu yazmak zorunda kusura bakmayın. 7 kişi doğru, 2 kişi yanlış cevap vermiş. Evet. Gördüklerinden bazıları olabilir abi. Ya şimdi tabii karavan ekipmanı yolda giderken 5.5 şiddetinde sürekli bir depreme maruz kalıyor. Onun için evde kullandığımız dedantör, evde kullandığımız tüpten, ocağa giden o boru, gaz borusu vardı ve plastikten. Onlar olma şansı yok maalesef. O yüzden hani bazı karavanlarda tombul tüp kullanıyorlar. Hani dedantör böyle geçmedi. Çıkmayı. Onu da istemiyoruz. Bütün gaz ekipmanları vidalı olmalı, sıkıştırmalı olmalı. O yüzden
tercih çelik boru, ama çelik boru yoksa da bakır boru da olabilir diyoruz. Ama bir standart var dünyada. Eğer tüpten dedantöre kadar bir plastik boru kullanılacaksa bunun ölçüsü 40 santimi geçemez diyorum. Bu gereksiz bilgiyi de vermiş oldum. Cebize koyup lazım olur belki. 40 santim üzerinde plastik boru olmaz. Nezer bu arada sıralama değişti. Ooo! Tübü geldi bile. İkiye göktü. Ne oldu hocam? Hüsnü bu arada bu arada geldi. Bakır olmaması gerekiyor. Peki. Şahane, güzel bir yarışma oluyor demek ki. Sorular, hani herkes birinci girerken, ikinci çocuk bravo size. Doğru cevap gelmiş. Evet. Bir soru geliyor. Hangisi karavanın arkasına koyulabilen bir motosiklet değildir? Honda Dio, Honda Activa, Honda MSX, Honda Goldwing. Hangisi karavanın arkasına, yani bir motokaravan, arkasında bu motosiklet taşıyoruz ya, oradaki o motorlardan hangisi arkasına koyamayız? Honda Dio, Honda Activa, Honda MSX, Honda Goldwing. Hangisi karavanın arkasındaki o aparata koyamayacağımız motor? Geldi mi cevaplar? Geldi cevaplar. Oo, bravo. Bayağı bir yüksek bir cevap var. Evet. Goldwing malum 400 kilonun üzerinde. O yüzden onu bir devirde taşıyamıyoruz. Sıralamaya bakalım. Sıralama yine değişti. Vay, çok şeydi. Oo, Şener Bey bir isim gördüm yeniden. Sondan birinci girmiş. Ne veriyorsunuz? Sondan birinci. Sondan birinciye başkent karavandan bir bardak su veririz. Olur. Yani. Evet. Sıradaki soru geliyor. Şener Bey'i de tebrik ediyoruz. Bir atak var. Sen sıralım. Harika. Hangisi YouTube'da karavan içeriği üretmez? Nezih Genç, İlkerci, Onur Çakır, Gökhan, Bikol Kan. Hangisi YouTube kanalında karavanlarla alakalı içerik üretmez? Ben Nezih Genç. İlper üretmiyor bayanları. İlkerce, Onur Çakı, Gökhan Yıkılgan. Yalnız Nezih abi bir kişi seni seçmiş burada. Abi silah. ben bu. Gökhan sen seçtin. Evet, Gökhan Yıkılgan demiştiniz ama çok kişi. Hayır. Gökhan kardeşimize buradan selam olsun. Görüyorlar, bilmiyorlar mı ama. Gökhan Yıkılgan. Hani biliyor musunuz, sırrını titrettin beni diyen kardeşimiz aslında. Karavandayız kanalı, Gökhan kardeşimiz. Karavan çiftleriyle de bu camiaya aslında ses soluk olan bir kardeşimiz. Bu arada Beyhan 45 ikinciye geldi. Beyhan'ın... Gerilerden koşa koşa. Beyhan'ın bilmesini kim bilsin arkadaş yani, yıllardan beri karavan üretiyor. O bilsin yani müsaadenizle. Ama tabi Beyhan Hanım da Göktuğ Bey bilse bile birinci olsa da onlara hediye yok. Söylüyorum. Sizlere var. Ama iyi bir şey söylemedim ki. O söylemeyecek ki kim söyleyecek? Sıradaki soruya geçiyorum. Evet. Son soru. Son iki soru. Son iki sorudan önce araya bir reklam alalım. Yarın kaçta olacağız? Sevgili kardeşim, kamp ve karavan rotalarını yazan kardeşim imza günü yapacak, kitabını bedavaya dağıtacak size. Ondan sonra bu kitabın içerisinde Antalya'dan Köyceğiz'e kadar olan hem free hem ücretli olan kampları bulabiliyorsunuz. Güzel bir böyle bir başucu kitabımız. Hani çünkü biz çok okumayı seven bir milletiyiz ama şahane fotoğraflar var içerisinde. Ben de öyle bakıyorum. Çok güzel, büyük bir emek. Bunun ikincisini yapacağız. Ertin'le beraber. Köyceğiz'den sonraki Bodrum ve Kuşadası'na kadar olan kısmını da belki de önümüzdeki sene yine burada ikinci kısmını da yayınlamış olacağız. Bu bilgiyi verdikten sonra sondan bir önceki soruyu soruyoruz. Geliyor sorumuz. Dike yolunun sembolü olan Gelidonya Feneri nerededir? Antalya, İzmir, Çanakkale, Diyarbakır. Dike yolunun sembolü olan Gelidonya Feneri nerededir diyoruz?
Antalya, bravo, hiç yanlış cevap yok. Şahane. Lidya yolu deyince aslında burada işler karışıyor tabii. Şimdi okuyorum ve birinciliği hiçbir şey ifade etmiyor. Göktuğ Bey'in ikinciliği hiçbir şey ifade etmiyor. Bana göre birinci şu anda Tübi, ikinci Şener, üçüncü Hüsam. Bunlar tanıdık, bunlar bizim başka şey veririz biz. Çikolatayla kaldırırım ben onları, dert etmeyin. Ne kabul etmiyorsunuz? Ben görüşmeyi soran benim arkadaşım. Yok. Kiyo burada yok bizde dostlar. Neyse o. Bunlar basit. Evet, son sorumuz geliyor. Harika. Hangisi bir kamp malzemesi değildir? Mat, kafa feneri, uyku tulumu, air freyi. Hangisi bir kamp malzemesi değildir? Benim eşime göre air fry kamp malzemesidir. Niye? Yani aynen öyle. Air fry böyle mi diyorsun yani bu arada? Ama fırın koyduk zaten özellikle. Evet, değildi, doğru. Evet, doğru. Şimdi dostlar aslında bu bir önceki soruyu benim kafam kaçtardı, unuttular. Ben birçok söyleşimde bu diyalog yeteneğiyle alakalı bir şeyi söylüyorum zaten, diyorum ki. Antalya'ya gittiniz mi? Gittiniz diyorlar. Diyorum ki, diyalog yeteneğini gördünüz mü? Diyalog yeteneği hiç kimse bilmiyor. Şimdi oyun başında Lidya yolunu yazmasak, diyalog yeteneğini yine birçoğumuz bilemeyecektir. Lütfen. Demin Google'a gelip kavut yazdık ya, Google'a tekrar gelip Eldoya Feneri yazın. Muhteşem bir manzara. Türkiye'nin iki tane yerinde gün batımı seyrediyor dostlar. Bu benim görsel zevkim ayakkabı. Bir tanesi Bozcaada Kireç Burnu, ikincisi Eldoya Feneri'nden. Muhteşem bir beş adalar manzarası. İlki en önemli bir şey söyleyeyim. Eldoya Feneri dediğiniz yer dünyada iki tane. İki tane abi. Bir tanesi dünyanın kuzeyinde, bir tanesi de ağzımızın içinde Antalya'da. Ama çoğumuz bilmiyoruz. Dağda olan bir falan. Lütfen en kısa zamanda orayı bir ziyaret edin. Şimdi ben götüreyim. Evet. Yarışmamız bitti galiba. Sonuçlara geçelim mi? Sonuçlara geçelim. Şimdi birinci, üçüncüden başlıyoruz. Beyhan 45. İkinci. Sazonu mu görüyoruz? Tübi. Birinci... Hocam, ekran geç geliyor. Yani o yüzden... Oley! Biz sıralamayı göremiyoruz şu anda. Ben sıralamayı yazıyorum. Hayır, 4-5, tamam. Bir dakika. Bu kısmı geç. Hayır, birinci Tübi. Tübi birinci. Ben bunu alıyorum hocam. Tamam. Tübi'ye veriyorum. Hop, bunlar bizim kardeşimiz. Efendim, güzel günlerde. Kahvenizi içerken bizlere düşün. Evet. Bilmiyorum, o kitabın yazarı. Evet, onun şeyi. Şimdi neyse, ikinci kimdi hocam? Seyhan. Ustasını. Görebiliyor muyuz acaba? Geri alarak. Dördüncüyü bulacağız. Seher ve Hüso. Seher ve Hüso. Dördüncü Seher. Evet. Seher. Hüso. Seher. Ha, yanlış okuyorum. Seher. Seher. Ha, Seher. Seher abi. Hayırlı olsun, güzel günlerde kullan, içtikçe Honda Tanso'yu hatırla, bu güzel insanları sağ olsunlar bizi kırmadılar, dedi ki böyle bir şey yapmak istediler, seve seve dediler. Yani bu Ankara'nın güzel insanları her yerde var, yapacak bir şey yok. Evet, bir sonraki neydi? Beşinci kimdi abi? Hüso. He, Hüso, sensin. Sana da bunu hediye ediyoruz, güzel günler. Ama ihtiyaç olan başka bir de hediye edebilirsin. Sıçı eksik olan abileri. Sıkıntı yok. Efendim sizi arkadaşlarla su ikram ediyor. Efendim çok teşekkür ederiz. Keyif aldık mı? Güzel bir şeydi değil mi? Keyifliydi. Yarın aynı sorular bir gerçek. Yarın aynı sorular gerçek. Öyle bekliyoruz sizi. Yarın aynı sorularla. Özleyemi mi sen? Çok teşekkür ederim. Evet, bir fuar çekiminin daha sonuna geldik. Bugün de bayağı yorulduk. Gerçekten yoğun bir gün. Karavanların içine girebilmemiz gerçekten çok zor oldu. Yetkililer de satış dolayısıyla bizlere çok fazla vaktini ayıramadı. Ve biz güzel vakit geçirdik. Yeni dostlar edindik. Karavanlar hakkında bilgi edindik. Çok yeni modeller var. Çok daha lüks karavanlar var.
söylediğimiz gibi en büyük karavanı çektik, en ucuz karavanı çektik, en pahalı karavanı çektik. Bizden bugünlük bu kadar. Sizler de fuarı 10 Aralık tarihine kadar burada gelip ANFA Fuar Merkezi'nde ziyaret edebilirsiniz. Bizden şimdilik bu kadar diyorum. Ankara Mikrofonu'nu takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videomuza yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler.